أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet kıymetli FM TV izleyicilerimiz, yepyeni bir Kur'an'ı anlamak programıyla yine sizlerle beraberiz. Malumunuz Mülk suresini ele alıyorduk, tefsir ediyorduk. İnşallah bugün de kaldığımız ayet-i kerimelerden, 7. ayet-i kerimede kalmıştık. Kaldığımız ayet-i kerimelerden programımıza devam edeceğiz. Bizlere WhatsApp yoluyla ulaşmak isterseniz 0530 234 04 88 no'lu telefondan bizlere mesaj atabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz, görüşlerinizi aktarabilirsiniz inşallah. Yine Emre Köylü hocamız bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam. Allah razı olsun. İnşallah dediğiniz gibi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kur'an'ı anlamak programında Mülk suresini ele alıyorduk. Mülk suresi yine Mekki surelerdendi. Aslında hep Mekki sureler üzerinden gidiyoruz ve birbirine yakın ayetler var. Sadece Yusuf Aleyhisselam'ın, o da Mekki bir sure ama Yusuf Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu hayat farklı olduğu için onu farklı bir versiyonda Allah anlatmıştı bize. Şimdi inşallah müşriklerle Müslümanların arasındaki meseleler ve Allah'ın onlara hitabı, ahiretteki ceza boyutu, ukubat boyutu inşallah bugün okuyacağımız ayetlerde incelenecek. Evet hocam, tabi biraz cehennem ve ehli kafirlerden bahsettiği için fazla ürpertili olabilir ayet-i kerimeler ama burada tabi Mevla Teala azap ile alakalı bahsettiği dehşet meselelerden, cehennemin ateşinden, korundan, cezasından bahsettiği meselelerde Müslümanından bahsetmiyor Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hep kafir, müşrik, puta tapan, Yahudi ve Hristiyan bunlardan bahsediyor. Ama artık günümüzde bu ayet-i kerimeler bazen Müslümanlara okunabiliyor. Neden? Çünkü Müslümanlar gerçekten imani konuda zayıflayıp kafire meylettiği zaman, kafirin ahlakıyla ahlaklanma durumuna geçtiği zaman, dolayısıyla bu kez de bu ayet-i kerimeler Müslümana da okunma ihtiyacı duyuluyor. Yani cehennem var, azap var, kabir var, dehşet var. Bundan kork. Halbuki Müslüman zaten bunun bilincinde olduğundan dolayı Müslümana aslında cehennemle alakalı hadis, ayet okumanın aslında bir gereği yok. Çünkü zaten Müslüman olmuş, iman etmiş, bunun dehşetini biliyor. Ama bugünkü ayet-i kerimelerimiz biraz Rabbini inkar eden cehennemliklerden bahsedecek. Kısaca başlayalım inşallah hocam. Evet hocam, inşallah başladığımız hadisi şerif ve ayet-i kerimeleri inşallah önümüze alacağız. Şimdi geçen hafta kısa bir hatırlatma yapacak olursak, burada müşrikleri anlatmıştı Allah Celle Celaluhu. Müşriklerin inkar ettiğini, inkarda ısrar ettiklerini bize bildirmişti bu ayet-i kerimelerde. Şimdi tabii eğer bir isyan varsa, inkar varsa o zaman Allah Celle Celaluhu'nun da takdiri hemen devreye giriyor. Ne diyordu? وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ve bunun tam tersi bir ayeti kerime var. Onu da inşallah okuyacağız. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ diye. Şimdi Allah Celle Celaluhu'na isyandan bahsetmiştik geçen hafta. Müşriklerin inatla kabul etmediklerinden bahsetmiştik ve onlara cehennemin olduğunu söylemişti Allah Celle Celaluhu. Şimdi cehennemin tafsilatına giriyor. Yani cehennemin içeriğiyle alakalı bu azabın nasıl olduğuna dair bir takım ayet-i kerimeler bizlere beyan ediyor. Şimdi buyuruyor ki Rabbimiz, o müşrikler veya Yahudiler veya Hristiyanlar veya farklı bir dine mensup ama İslam'ı kabul etmeyenler, bunların küllüsüne kafir denilir. Küllüsüne kafir denilir. İşte ateisti, deisti bunların hepsi içine giriyorlar ta ki İslam'ı kabul edinceye kadar.
Kafir örten demektir. Hakkı örten, hakkı kapatan ve bunu reddeden kimseye kafir denilir. Dolayısıyla hak kapatılıp Allah'ın bizzatihi kendisi bizzat seçmiş olduğu peygamberine itaattan yüz çevirildiği için bu kafirler cehennem azabıyla cezalandırılacak, azabın içine atılacak. Allah Celle Celaluhu bu atıldığındaki durumu aktarıyor Kur'an-ı Kerim'de. İzâ ulgu fîhâ, oraya atıldıkları zaman, yani cehennemin içine atıldıkları zaman, tabii cehennem de böyle bir yer değil. O da 7 kat olduğu rivayet ediliyor. 7 kat olan cehennemin kademe kademe her katı kendine göre bir tabii azap yurdu. Her bir katta farklı bir azap, tabiri caizse azap haneler var. Her katın her yeri bir olamaz. Tabii ki de her insanın bulunacağı yer farklıdır. Kademe kademe kendi içinde de derece derece azap şeyleri var, bölümleri var. En altı, işte en altında söylediği üzere Gayya kuyusunun bulunduğu söyleniyor. Oraya da bütün cehennemde yananların irinleri, işte ne bileyim o ateşin böyle hani döneri takarsın da ısı vurdukça ya, onun irin, yağı, pis, kanı vesaire böyle akar ya böyle altına. İşte onun gibi aynı bütün pisliklerin aktığı o Gayya kuyusu deniliyor oraya. İçinde toplanıyor. Şimdi cennette de dereceler var, makamlar var. Cehennemde de bu şekilde var. Cehennemin diyor bir hadisi şerif. Cehennemin diyor en az azap çeken insanı. Yani cehenneme girmiş ama o 7 katlı cehennemde en az azap çeken insanın diyor o diyecekmiş ki ayaklarının altına kor konulacak. Bu kordan dolayı beyni fokurdayacak ve şunu diyecekmiş. Galiba şu an cehennemin en büyük azabını ben çekiyorum diye düşünecekmiş. Halbuki o en az azap çeken bir. Yani burada şu var, ha biraz Müslümanlarda şu var. Ya işte biraz girer çıkarız veya alaycı kafir durumuna düşürecek ifadeler oluyor hocam. Ya işte biraz bronzlaşırız işte falan böyle bir girer çıkarız işte ne olacak ya falan. Bu çok korkunç bir ifade. Dediğim gibi en az azap çeken insan ben herhalde cehennemin en büyük azabını çekiyorum diyecekmiş ki dünyanın en korkunç dehşet ateşi var hocam. Böyle çelikleri eritiyorlar. 70 metreden itibaren yaklaşamıyorsun ateşe. Evet. Hatta bir hadise var. Birisi yukarıdan bu ateşin içine çalışan birisi düşünce bir müddet sonra adam ateşin içine düşmemiş. Bir müddetten sonra yok olmuş. Evet. Buhar olmuş yani. Bunları uzaktan kumandalarla bir kilometre uzaktan belki yönlendiriyorlar. O derece dehşetli bir ateş. Bu diyor cehennemin 70 cüzünden bir cüz bile değildir. Bunun yani 70 katını düşün. Sen işte ya işte bir girer çıkarız gibi alaycı tabirle bu insanı bu insan cehaletinden mutlaka bunu söylüyor. Nefsinden yoksa biraz söylüyor. Şu hadisleri incelesi ayetleri bunu diyemez yani. Evet. Şimdi o cehennemin içine atıldığında semi'u leha şihikan. O cehennemin içinde onun uğultusunu işitirler. Evet. Vahiye o cehennem ki tefur, kaynıyor. Şimdi burada tefsirler tabii bir açıklama getiriyorlar. Nesefi'de özellikle var. Böyle hani diyor odunları kesersin, ateşin içine atarsın. O ateş çatır, böyle çatır çutur yanar. Üstündeki kazan işte tencere böyle fokur 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 böyle kaynar ya. Böyle bir uğultusu olur ateşin. Ateş böyle sakin sakin. Olmaz. O sakinlik nerede olur? Ateş yanmış, bitmiş, kor inmiş, duman kalmamış. O kor da böyle hafiflemiş. Hani böyle elini üstüne değdiriyorsun yani o kadar böyle hale gelmiş. O zaman o sakindir. İşte cehennemin en hafif hali de o. Demin okuduğunuz hadis-i şerifte. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kişinin ayaklarının altına iki tane kor parçası koyarlar diyor. İki tane beynini kaynatmaya başlar. Beynini kaynatmaya başlar. O kaynamada o der ki
en şiddetli azap bende der. Yani en büyüğünü bana veriyorlar der. Halbuki o nedir yani, o şu anda bizim bildiğimiz ateşin en sakin hali budur. Yani böyle bir kor, iki tane böyle mangalın koru sakinler, biter artık, söndürmeye yakın olur ya, böyle elini dokundurursun hani ısıtmaz. Cehennemin en hafif hali budur. En şiddetli halini zaten Allah muhafaza etsin ki bizim onu anlatmamız mümkün değil. Şimdi ayeti hocam tamamlayalım. Şimdi ayeti kerimede diyor ki وَهِيَ تَفُورُ, o fokur fokur böyle kaynıyor ve bir ses işitiyor oranın halkı. Yani böyle bir uğultu, bir hatta burada himar sesi olarak söylüyorlar. Evet. Yani bir eşeğin anırtı sesi gibi bir ses duyacak o cehennem ehli. Böyle atıldıkları zaman o sesi duyarlar ki bu şunu bize ifade ediyor. Yani şiddetli bir korkunun olduğunu, yani korkun hani. Mesela siz şimdi diyelim metruk bir binaya giriyorsunuz diyelim. Bina çok korkunç gözüküyor. Evet, ama girebilirsiniz. Çünkü hiçbir şey duymuyorsunuz. Tam kapısından içeri girerken garip garip ürkütücü bir ses duysanız hemen kaçmak istersiniz. Neden? Ya burada bir tehlike var yani, baksana. Ama sen onu dışarıdan gördüğünde de orada bir tehlikenin olduğunu aslında biliyordun. Ama hani sakin duruyor yani, tamam görüntüsü güzel değil ama bir sükunet ver, hani böyle bir ses yok, bir şey yok. Ama onunla alakalı çirkin bir ses duyduğunda hemen kaçmak istersin. Hemen kaçmak istersin. İşte cehennemdeki bu durumu Allah ayette böyle anlatıyor bize. Evet. O çirkin o sesi böyle duyacaklar. Ki hocam cehennem ehli diyecek ki yemek yok mu? Hani yemek istiyoruz dedikleri zaman, hani ayet-i kerime var ya, inne şecerete zekkum da'amül esim. Zekkum ağacı ki onu yediği zaman boğazını yarıp parçalayacak bir yiyecek bu zekkum. Bir de su susayacaklar. Bu da öyle bir kaynar su içirilecek ki ondan içtiği an bütün vücudu kuruyup paramparça olacak. Tabi ama o şu var ki ölmek yok. Hep yeni vücut. Yeniden tazelenecek ki azabı bir daha tatsınlar. Çünkü insan bir yerden sonra alışıyor yani. Ama tazelendiği zaman o bir daha azabı tadacaklar. Azap artarak tekrarlanacak. Cennette de lezzetler artarak tekrarlanacak. Hep artacak. Lezzetler nasıl cennette hep artacak ki? Bir elmayı yediğinde 3 gün sonra yediğin o elmadan lezzeti daha fazla olacak. Ama cehennemde de azap artacak. Yani bunları insan biraz ne yapması lazım? Tefekkür etmesi lazım. Aynen öyle hocam. Zaten şöyle bir mevzu var. Mesela termal havuzlar vardır. Doğal sıcak sular vardır. Bu sıcak su insan vücudunun böyle kolay kolay kabul edeceği sıcaklıkta değildir. Ama insan buna alışabilir. Nasıl? Mesela ilk girdiğinizde insan onun içine giremez. Çok sıcak gelir ona. Aşırı sıcak gelir. Nefesi kesilir. Vücudundaki dengeler değişir. Ama yavaş 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 alıştıra alıştıra girdiği zaman belirli bir dakikadan sonra artık alışırsınız ona. Hani o size artık o ilk girdiğiniz gibi olmaz. İşte burada vücudun yenilenmesi de azabın şiddetini gösteriyor. Yani siz girdiğinizde hani belirli bir zamandan sonra artık alıştım ben artık. Mesela işte Sibirya'da adam nasıl yaşıyor diyorsun, -50 derece. Yani -50 ama o sana göre -50 derece, senin vücudun buna alışmamış. O adamınki belirli bir seviyeye kadar alışmış. Yani o artık onu kaldırabiliyor. Ama biz olsak şimdi git bir anda -50 dereceye girdiğin zaman orada yaşama şansın yok. Bir, yani çok fazla etkilenirsin. Bunun gibi ama sen şöyle bir şey. Giriyorsun havuza, vücudun alıştı, tamam. Çıkıyorsun, soğuk suya girersen vücudunu eski haline getirir. Yeniden girmeye kalkarsan aynı ızdırabı bir daha çekersin. Evet. Yani buradaki bu azabın şiddetinin seni alıştırmadan yenileniyor. Seni alıştırmadan yenileniyor. Bu gerçekten çok şiddetli bir azap. Şimdi Allah Celle Celaluhu cehennemi anlatmaya devam ediyor. Diyor ki ayet-i kerimede tekâdü temeyyezü minel gayr. Neredeyse o cehennem öfkesinden, gayzından
patlayacak, temeyyüz edecek, yani paramparça olacak o derece böyle artık kızgınlaşmış. Bunu bu kızgın hale getiren insanların günahı ve küffarın Allah'a olan inkarıdır. Şimdi bunu şöyle misal verelim. Bir tencerenin kapağını sıkıca kapatın, hiç hava almayacak. Ateşin üstüne koyun ama altındaki ateş böyle çok yüksek olsun. O bir belirli bir zaman onun bir soğukluğunu aldıktan sonra artık o kaynamaya başlayacak. Kaynayacak. Yani böyle artık dayanamayacak ve o tencere patlar. Bunu isterseniz hani herkes deneyebilir. Bu muhakkak bu şekilde olur. Yani belirli bir zamandan sonra o patlamaya geçer artık. Çünkü o ısıya, o alttan gelen hararete, buhara dayanamaz. Ama iki tane kor koyun, üç tane kor koyun şöyle. İşte mangalın üzerinde olan kor. Üzerine de tencere koyun. Sabahtan akşama kadar orada dursa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani onu patlatılacak seviyeye gelmez. Ama yüksek bir ateşe koyduğunuzda o böyle patlayacak gibi olur. Çıldırır adeta ateşin üstünde. İşte cehennemin halini Allah bize anlatıyor. Diyor ki Rabbimiz ayet-i kerimede tekâdü temeyyezü minel gayr. Neredeyse o cehennem patlayacak hırsından. Yani böyle o kafirleri yakma arzusundan, o kafirlerin o azgın günahlarından, o zalimliklerinden, o nefislerinden artık cehennem böyle üzerlerine atıldıkça atılacak ve azgın bir hale gelecek. Mahşer günü de cehennem getirilip o insanların üzerine atılmak isteyecek cehennem. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükten sonra duracağı söyleniyor. Müsaade edilse bütün mahşer halkını yakıp geçeceği söyleniyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğü zaman duracağı söyleniyor. Ve cehennemin ateşini söndüren tek maddenin iyilik, hasenat olduğunu, sevaplar olduğunu yine bize aktarıyor kitaplarımız. Yani cehennem ancak o ateşini müminin günahları değil, müminin sevapları temizler ve söndürür. Hatta Sırat Köprüsü'nden insanlar geçerken karşıya, Sırat Köprüsü'nden cehennem diyecekmiş ki çabuk müminler geçsin ki benim ateşimi söndürmesin. Çünkü ateş mümini yakmayacak. İyi bir mümini yakmayacak. Yakmayacağına göre o zaman söner. Cehennemde bu kafirlerin günahı karşısında onları yakmak istiyor, hararetlenmek istiyor. Dolayısıyla o müminleri ne yapmak istiyor cehennem? Hani çabuk gitsinler ki benim ziyamı söndürmesinler. Benim ateşimi söndürmesinler. Ama kafirlere karşı da Allah Celle Celaluhu tekâdü temeyyezü minel gayr. Neredeyse böyle öfkesinden patlayacak bir halde. Evet hocam. Evet. Mevla Teala bizleri muhafaza eylesin hocam. Evet. Hani yani cehennemin şiddetinden bahsedildiği halde ve bir insan bunu duyduğu halde buna kulak vermezse ve bundan sakınmazsa, sığınmazsa nasıl sakınacak? Ya Rab bizi cehennemden koru. Koru da bunun çizgisi ve kaideleri bellidir. Namaz kıl, cehennemden kurtul. Oruç tut, cehennemden kurtul. Zekat ver, cehennemden kurtul. Adil ol, cehennemden kurtul. Gıybet etme. Dedikodu yapma. İnsanlara kalp kırma. Yani cehennemden kurtulmanın yolu dua değildir, fiiliyattır. Çünkü Mevla Teala muttaki cennet ehli kullarından bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor bu kullarda. Bunların hallerinden bahsediyor. Yani diyor ki bunlar dünyadayken vel kâzimînel gayze vel âfîne aninnâs. Öfkelerini yutarlar diyor. İnsanları bağışlarlar, affederler. Kimden bahsediyor? Benim diyor. Cennete koyduğum kullardan diyor. Onların dünyadaki halleri diyor. İnnehum kânû gâble zâlike muhsinîn. İhsanı severler, iyilik yapmayı severler, yardım etmeyi severler,
Onlar diyor düşünür ki benim malımda, mülkümde ne varsa bende, bunda yetimin hakkı vardır derler diyor. Yani bir merhamet timsali ortaya koyuyor Mevla Teala. Benim evet. diyor cennete koyduğum kullarım sadece namaz kıl, oruç tuttan ziyade, onlar zaten vazife. Fakat diyor bunlar diyor iyi insanlar, merhamet ehli, iyiliği seven insanlar, sadece maddi iyilikten bahsetmiyorum. Yolda diyor bir taşı diyor kaldırsa insanlar, hani buradan bir, araba geçemez veya araba geçer de seker, birini kırar, bir yere gelir düşüncesiyle bir taşı alıp kenara koymak diyor sadakadır diyor. Bu bir iyilik göstergesidir. Yani bak buradan bir merhametin ön plana çıkıyor. Şu kadar bir hadise Mevla'nın hoşuna giden bir mesele. Ama cehennem ehli kullarından bahsederken onlar diyor günahta ısrarcıdır. Bak günah işler işlemez meselesi değil. Mümin kullar da vellezine izâ fa'lû fâhişe, muttaki kullar diyor bir kötülük işledikleri zaman zekerullah, hemen Allah'ı anarlar. Bak muttaki, Allah'ın sevgisine, razılığına kavuşmuş bir kul fuhşiyat yapmaz demiyor Mevla. Yaptıkları zaman demek ki yapabilir. Ama ne yaparlar? Zekerullah. Hemen Allah'ı anarlar ve Allah'tan devamında bağışlanma dilerler. Evet. Dolayısıyla müttaki cennet budur. Cehennem onlar diyor ısrarcıdır. Yetimi gözetmezler, fakiri gözetmezler, neme lazımcıdırlar. Kendi iyiliğini düşünürler, gayrisini düşünmezler. Hep nefsi nefsi derler ve bir günah işlediği zaman onu sıradanlaştırıp devam ederler o günahta. Sürekli içki içer, sürekli zina eder, yapma etme fark etmez. İşte o zaman günah işlemekten ziyade ısrarcı olmayacağız. Varsa bir ısrar ettiğimiz günah. Hocam ben kumar bataklığına düştüm, bırakacaksın. Hocam ben zinadan bırakacaksın, içkiden vazgeçemiyorum, bırakacaksın. Israr edersen mücrim sınıfına giriyorsun. Evet. Yani günahkar, günahında ısrar sınıfı. Bu da işte Allah'ın cehenneme koyduğu kullarından bahsettiği ayet-i kerimelerde onlar günahta ısrarcıdır diyor. O yüzden bir alışkanlığımız varsa, ki özellikle hocam dersin ki ben içkim yok, kumarım yok, zinam yok vesaire. Gıybet de günah. Evet. Bir insanda gıybet hastalığı vardır, onu çekiştirir. Hemen bir yere oturduğu an birini çekiştirir. Sen içki içenden farksız mı zannediyorsun gıybeti? Değil. Onu da bırakacaksın. Hemen dedikodu. Hemen dedikodu. Birini eleştirme, çekiştirme. Yani o yüzden Mevla Teala cennetten bahsetmiştir. Cennete gidecek kulların dünyadaki amellerinden de bahsetmiştir. Mevla Teala böyle cehennemin dehşetinden de bahsediyor. Cehenneme evet. gideceklerin amellerinden de bahsediyor. Burada aklını kullanıp kendimizi iyiye yöneltmek de bizim cüz'i irademizdedir. Evet, şimdi hocam aslında en önemli bölümüne geldik. Allah cehennemi kısa bir şekilde bize tarif etti. Ayet-i kerimelerdi bunlar. Evet. Şimdi küllemâ ulgiye fîhâ'den devam etmeden önce birkaç tane hadis-i şerif okumak istiyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Önemli olan yer zaten burasıydı. Yoksa biz insanları cehenneme anlatarak onların işte yani böyle iştahlarını kötülemek babında anlatmıyoruz. Veya Allah-u Teala Hazretleri cehennemi anlatarak hepiniz yanın tarzında anlatmıyor. Allah'ın anlatmasındaki mana ve maksat, hani bunları hatırlayın, isyana sürüklenmeyin, zalimlik yapmayın. Allah'ın buradaki esas gaye ve amacı kullarını istisnasız cehennemde yakmak değil, tam aksine ki kullarının İslam'a dönmesini sağlamaktır. Bazı kul sadece tebliğden anlar. Yani mesela Hazreti Ebu Bekir ahlakında, ne bileyim Musab bin Ümeyr ahlakındaki bir insana Peygamberimiz Müslüman ol dediği zaman tamam ya Resulallah demiştir. Müslüman olmuştur. Ama Ebu Cehil gibi bir insana ne yapmıştır Peygamberimiz? Cehennemin varlığından bahsetmiştir. Yine Müslüman olmamıştır.
Bu sefer bizzat ateşi görmüştür. Çember içinde peygamberimizin ateş olduğunu görmüştür. Yine inanmamıştır. Neler neler görmüştür. Yine inanmamıştır. Ayın yarıldığını görmüştür. Yine inanmamıştır. Allah Celle Celaluhu bunları gösterirken gayesi onu yakmak, yok etmek değildi. Eğer öyle bir gaye ve amacı olsaydı Allah'ın peygamberimize bütün bu zulümleri yıllarca yapmasına zaten müsaade etmezdi. Bu azapların anlatılmasının sebebi insanların İslam'a dönüş evet. amacıdır. Şimdi hocam hadis-i şeriflerden de birkaç tanesini okuyalım. Şimdi zakkum var cehennemde. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de dünyaya tek bir damlası damlatılsa zakkumdan o bir bitki bir yiyecek gibi bir şey bir damla zakkum dünyaya damlatılacak olsa bütün insanlığın toprağındaki ve doğal kaynağındaki o sular dahil olmak üzere hepsinin tamamının yiyeceğini içeceğini ifsad eder diyor, bozar. Hiçbir şey kullanılmaz, kullanacak hali kalmaz, her şey yok olur gider diyor. Ve devamında cehennem bir vadidir. Yani büyük bir vadi gibi düşün. Evet. Kafir orada 40 yıl batar. Mesela bir vadiye atıldı, batmaya başladı. Değil mi? Cennette bir yükseklik söz konusuysa, bu yükseklik tabii bizim bildiğimiz gibi değil, farklı. Cehennemde de bir batma söz konusu. İşte biz arş-ı âlâ derken yüksekliği, gökyüzünü anımsatıyoruz. Aslında gökyüzündedir diye bir ifade kullanamayız. Yani dünya sonuçta dönüyor. Hani gökyüzü derken senin anladığın gibi değildir o. Cehennemde ifade kullanılırken bir esfellik söz konusu. Yani aşağılık söz konusu. Ama o da bizim bildiğimiz gibi değil. Kendine has bir varlığıyla. Şimdi diyor ki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vadiye kafiri atarlar diyor. O batmaya başladı ya, bir bataklık gibi düşün. 40 yıl batar da dibine ulaşamaz diyor. 40 yıl batar yine dibine ulaşamaz diyor. O yüzden Rabbim gerçekten cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi gelelim dersimizin en önemli konusuna. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki bizlere küllemâ ulgiye fîhâ fevcün. Oraya bir bölük atıyorlar. Bir kafir güruhunu toplu bir şekilde, işte zalim arkadaşları bunlar, topluyor Mevla Teala, atıyor cehennemin içine. Se'elehüm hazenetuhâ. Orada bulunan cehennemin görevli melekleri, işte Malik başını çekiyor. Malik cehennemin sorumlusudur ve onun yardımcıları, zebani deniliyor onlara. Onlar soruyorlar, her gelene soruyorlar. Hem böyle azarlar cinsten, hem de böyle kızar bir şekilde. Mesela işte öğrenci sınıfa gelir ya, hemen öğretmen der ya, ne geç kalıyorsun falan gibi. Soruyorlar, diyorlar ki, elem ye'tiküm nedir? Size bir uyaran gelmedi mi ya? Ne işiniz var sizin burada? Diyorlar o insanlara. Ne diyor oradaki insanlar? Galu bela. Evet geldi diyorlar, geldi. Kad ca'ena nezir. Bize uyaran geldi, bize peygamber geldi. Fekezzebna. Biz onları yalanladık diyor. Birinci suç bu, yalanladık. Fekezzebna. Biz onları yalan saydık. Daha ve gulna ma nezzelallahu min şey. Biz onların Allah katından geldiğine inanmadık, yalanladık. Onlara indirilenleri de kabul etmedik diyor. İn entum illa fi dalalin kebir. Ve dedik ki o peygamberlere, siz yalancısınız, biz size inanmıyoruz ve siz sapıklık içerisindesiniz. Gidin buradan dedik, kovduk onları. Onlara indirilen şeyleri görmezden geldik, reddettik onları. Bakın böyle bir manzara var. Allah buyuruyor, cehenneme oluk oluk insanlar atılırken melekler diyorlar ki, zebaniler, ya size bir peygamber gelmedi mi? Ne bu haliniz ya? Ne bu kepazelik yani burada? Çile çekiyorsunuz, ızdırap çekiyorsunuz ve çıkamayacaksınız buradan. Veya Müslümanlar için konuşalım. Zina yapacak, içki içecek, kumar oynayacak, bin bir türlü haram içerisinde yüzecek. Allah-u Teala alacak onu, cehenneme atacak.
Melekler diyecek ki ya sen Müslümansın, senin ne işin var burada ya? Diyecekler bunu. Bu böyle hocanın kafiyeli kullandığı bir ifade değil, işte cami kürsülerinde falan böyle hocalar sohbet ederken bir kafiye değil bu. Bu gerçek. Allah evet, böyle hocam, hatta dedirtecek meleklere. Ayet-i kerime var ya hocam. Mâ seleküküm fî sakar. Sizin burada sakar kuyusu, ki sakar kuyusundaki o sakar normal bir ateş değil. Kırmızı vücuda değdiği an vücudu çürütecek, azaptan çürütecek çok dehşet bir ateşin ismi. Sizin burada ne işiniz var evet. dediği zaman bunu hep hocalarımız, alimler, ulema hep anlatır bu ayet-i kerimeyi. Bir kafire melek senin burada ne işin var diye sorar mı? Evet. Sormaz zaten. Melek sormuyor. Cennet ehliyle cehennem ehli karşılaştığı zaman cennet ehli diyor ki sizin burada ne işiniz var? Şimdi kafire niye sorsun ki? Bu adam zaten kafirdi. Kime soruyor? Ahmet, Mehmet, Müslüman adama soruyor. İmanı zerre de olsa olan adama soruyor. Senin burada ne işin vardı? Lem nekü minel musallin. Evet. Biz namaz kılıcılar değildik. Evet. İşte mesele bu yani hocam. Şimdi, yoksa aynen hocam. Yani buradaki mesele gerçekten çok çok zor. Yani en zorlarından bir tanesi de bu. Yani sizin ne işiniz var burada? Burada kafirlere de bu sual var. Çünkü ne diyor kafirler? Biz fekezzebna, biz yalanladık. Yani Müslüman olsalar yalanladık olma, biz günah işledik derlerdi. Burada yalanlama söz konusu var. Yani kafirlere soruluyor bu. Kafirler de diyorlar ki bize geldi peygamber ama biz ne yaptık? Onları yalanladık ve devamında وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ diyorlar ki biz işitiyor olsaydık, aklediyor olsaydık, yani bizim kulaklarımız, biz tabiri caizse şöyle, yani biz adam olsaydık bunu işitirdik, bunları anlardık. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ bu ateşin içinde bizim ne işimiz var, biz burada olmazdık diyor. Evet. Akıl edebilseydik, bak burada akıl meselesi var. Biz akıl edebilseydik, düşünebilseydik, idrak edebilseydik bizim ne işimiz var burada diyor. Tam bir pişmanlık, tam bir artık böyle umutsuzluk. Allah Celle Celaluhu de ne buyuruyor? Fa'terafu bizenbihim. İşte günahlarını böyle itiraf ederler. Evet hocam, orada değil zaten mi? İtiraf. Yani itiraf var burada. Artık ne diyor? Pişmanız. Ah akıl edebilseydik burada ne işimiz var? Zaten hocam şimdi bir mahkeme düşün. Sen kendini haksızlık yapıldığını hissetsen hakime bile diklenirsin. Ver ne ceza veriyorsan fark etmez. İdam et istiyorsan, ki öyle insanlar olmuş, fark evet, etmez evet. As. Niye? Ben haklıyım, sen haksızsın. Ama bir de şu tarz bir insan var. Bir hata yapıyor ve hakimin karşısında o hatası onun yüzüne delilleriyle vurulduğu zaman inkar ediyor. Tabii yapmadım etmedim, sonra bak izle kamera kayıtları yapmışsın. O an eyvah. O anki pişmanlıkla o cezanın şiddetiyle ben haklıyım fark etmezin ki bir olmuyor. Yani burada kafirler, mücrimler ne olaydı da aklımızı kullansaydık? Biraz tefekkür. Akıldan maksat tefekkür. Biraz düşünseydik de bu cehenneme düşmeseydik dediği andan itibaren onun çekeceği azap başka bir şeye benzemez. Artık ki zaten hakikat hocam, öldüğün an perdeler kalkıyor, bir görüyor Azrail'i, Münker Nekil'i. Zaten daha bitti yani, o andan itibaren geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyor. Bitmiştir yani o anki itiraflar, ki sade azap da yok. Aşağılanma var. Ayet-i kerimelerde var, aşağılanacaklar. Okumuştuk daha önce. Aşağılanma duygusu evet. Çok kötü bir şey. Yani sen ahsen-i takvim bir insansın. Allah seni eşref-i mahlukat
Mahlukatın en şereflisi yaratmış. Kediye, köpeğe, ata bak. Bunlar senin için yaratılmış. Bak bugün onlar toprak oluyor. Senden daha üst seviyedeler. Sana yazıklar olsun. Evet, nasıl evet. Bir insandın ki Allah'a inkar ettin? O attan, eşekten, sana hizmet etsin için yaratılan hayvandan daha aşağı seviyeye düştün diye aşağılandığın zaman insanın o aşağılanma duygusu bile azapların en şiddetlisi. Evet, şimdi zaten söylediğiniz şeyle alakalı var. Kafirler cehennemde artık fe'terafu bi zenbihim. Hepsi itiraf ediyorlar. Hepsi tamamlıyorlar. Ya biz bütün büyük bir pişmanlığın içerisinde pişman oldukları zaman Allah Celle Celaluhu bunlar kafir oldukları için, bakın Müslüman olsa böyle olmaz. Kafir oldukları için fesuhkan li ashabis sa'ir. O sa'ir ashabı, yani cehennemin bir yerinin adı bu, sa'ir. Hani işte gayya var, sa'ir var, sakar var. Böyle cehennemin içindeki bazı vadilerin, yerlerin isimleri, bunlar oranın hususiyetle şiddetli olduğunun alametidir. Yani mesela İstanbul var, her yer çok güzel tamam ama Eminönü daha güzel. Ne bileyim işte Tarabya daha güzel veya Sarıyer daha güzel, Beykoz daha güzel gibi böyle bir hususi ayırırsın. İşte falan yer var, orası çok kötü ama şurası daha kötü gibi. Cehennemde de işte Sair'den bahsediyor Allah. Burası daha kötü bir yerlerden bir tanesi, makamlardan bir tanesi. Allah Celle Celaluhu o cehenneme girenlerin hepsi rahmetimizden, her şeyimizden uzak olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle tersiyle itiyor, tabiri caizse, elinin tersi demeyelim. Tersiyle itiyor yani. Hepsini böyle uzak olsun o cehennem ashabı. Yazıklar olsun onlara diyor. Suhken kovmak anlamında. Yani böyle itelemek. Hani defol git dersin ya böyle. Hani bu anlamda ne diyor Allah Celle Celaluhu? O oraya girenler var ya diyor. Uzak olsunlar diyor. Demek ki buraya kim girecek? İşte fekezzebna, biz yalanladık. Yalan saydık, yalan kabul ettik diyenler buraya girecekler. Ve Allah Celle Celaluhu onlar kafir oldukları için böyle onları tabiri caizse itiyor, kovuyor. Gidin Allah'ın rahmetinden uzak olun deyip o cehennemin azabının içine onları terk ediyor ve onlara artık o saatten sonra, o andan itibaren ne bir dost ne de bir yardımcı olmayacak. Cehennemin kapıları üzerlerine kapanacak. Meleklere verilmiş bir talimat ki onlara azap edin, şiddetli azap edin, Allah'ın azabını onlar üzerinde uygulayın denilecek Allah tarafından. Ve meleklerin de şöyle bir özelliği var. لَا يَعْسُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ. Onlar asla Allah'ın emirlerine isyan etmezler. Asla reddetmezler. Merhamete gelmezler. Cehennemin içinde Allah azap et dediği kula ne yapmaz melek? Ya bu da çok azap gördü. Hani yeter artık biraz kısalım falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Devamlı o azap onlara tekrar edilir, tekrar edilir, tekrar edilir. Onlar o vadide batarlar, her türlü günahına göre azabını çekerler. Neden bu olur? Çünkü Allah'ın rahmetinden suhkan, kovuldukları için, azarlandıkları için bu şekilde olur. Peki Müslüman olsa buraya giremez. Neden? Çünkü ayetten irtibat kurarak anlıyoruz ki biz, bakıyoruz ki fekezzebna, biz yalanladık. Müslüman yalanlamaz. Dolayısıyla Müslüman cehenneme girse bile Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. O günahta aşırı gidenler, bakın kafir olmamış, aşırı gidenler Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesinler. Allah ziyade merhametlidir. غَفُورُ الرَّحِيمُ, son derece merhametli ve affedicidir. Dolayısıyla kafir anlatıyor Mevla Teala, Müslümanlar için de mutlaka bir azap var mıdır? Tabii ki de vardır. O da günahları sebebiyle Müslüman için değil o azap. İmanı için değil. İmanı için azap olmaz. Ne için azap olur? Günahının azabı olur. Peki günah azabı verildiği zaman ateşin özelliğidir temizlemek. Temizlendi. İman kaldı. Ne olacak şimdi?
o iman ne olur? O iman sahibi, o iman insanı kurtarır ve ona denilir ki çık cehennemden. Tamam, artık senin günahın kalmadı. Dolayısıyla ne kaldı geriye? İmanın kaldı. İmanın kaldıysa imanın cehennemde ne işi var? Hiçbir iş olmaz. O zaman sen çık bakayım, artık senin burada durmanın bir anlamı yok. Artık çıkıyorsun. Çıkartılır ve cennetin içine sokulur. Rabbim cennete girenlerden eylesin. İnşallah evet. Önümüzdeki haftaki ayetlerde de Rabbinden korkanların mükafatları inşallah ayet-i kerimelerde bize aktarılacak. O ayet-i kerimede 12. ayet-i kerime, bizi takip eden sevgili izleyenlerimiz de 12. ayet-i kerime Mülk suresinin oradan kaldığımız yerden biraz araştırarak da programımıza iştirak edebilirler. İnşallah bugünkü okuduğumuz ayetler bunlardı hocam. Evet hocam. Bir tane ayete bakmıştım. Nasullâhe fenesihim. Onlar diyor Allah'ı unuttular. Allah da, onlar Allah'ı nerede unuttu? Dünya hayatında. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, her şeyini unuttular. Fenesihim, bugün mahşerde de Allah onları unuttu. Unuttudan kasıt unutuldu, muamelesi görecekler. Ki Mevla böyle bir muamele içine sokarsa bir insanı, o insanın hali orada nice olur. Mağfiret dileyeceksin, birinden yakaracaksın, bir şey ne olur diyeceksin ama zaten insanlar kendi halinde git diyecek, evlat, anne evladını kovacak. Mevla'ya ya Rabbi diyeceksin ama Mevla seni ne yapmıyor? Unutmuş, muamelesi görüyorsun, hiç kale almıyor. O bile insanoğluna yeter. Rabbim bizi muhafaza eylesin inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.